İslamiyet öncesi Türk devletlerine diğerleriyle birçok noktada ayrılan bir devlet var ki o da Uygurlar. Uygurlar ile ilgili neler bilmeliyiz? Kurucusunu bilmeliyiz. Bilge Kürkan. Merkezi Ötüken fakat daha sonra yani diğer devletler gibi Ötüken fakat daha sonra Karabalasagun'a merkez geçiyor. Uygurlar dönemindeki mutlaka sorularda geçen bir şey. Din değişikliği. Uygurlar da Mani dini resmi din olarak kabul ediliyor ve din değiştiren ilk Türk devleti Uygurlar. Tabii başka inançlar da var. Mani'nin dışında Buda inancı da var. Ve Mani dininin getirdiği bazı şeyler var. Dolayısıyla bu kimliklerinin de değişmesine neden oluyor. Örneğin Mani dininde et yemek yok, ot yiyorlar ve bu dolayısıyla bir benlik değişimine yol açıyor. Savaşmıyorlar ve bunun sonucunda yerleşik hayata geçiyorlar, tarım yapıyorlar. Şimdi Mani dini savaşçı özelliklerini olumsuz olarak etkiliyor fakat farklı bir şekilde getirileri de oluyor. O da ne? Mesela yerleşik hayata geçtikleri için artık kalıcı mimari eserler yapılabiliyor. Matbaayı kullanan ilk Türk devleti Uygurlar. Kendi adlarına bir alfabeleri var. Bunun dışında bu Mani dinindeki terimlere karşılık Türkçe terimlerde buluyorlar. Moğolların Türkleşmesinde etkili oluyor Uygurlar. Mimari ve heykelciliğin ilk örneklerini veriyorlar çünkü yerleşik hayata geçen ilk devlet. Bunun dışında milli benliklerini koruyorlar. Tabii dini olarak değil ama bunun dışında birçok yaptıkları, işte dini terimleri Türkçeleştirmek olsun, kendi adlarına alfabe olsun, bunun gibi milli noktaları var. İki tane yazıtları var. Birincisi Karabalasagun, yani merkezin Ötüken'den sonra taşındığı yer ve Sine Uşi yazıtları var. Bunun dışında Uygurlar ticari ilişkilerle de bulunuyor. Tabii kimle? Çin'le, Bizans'la, Abbasilerle ticari ilişkileri var. Yine bunun dışında kültür medeniyet sorularında Uygurlarla ilgili gelen bir soru var. O da orta oyununun yani Türk tiyatrosunun ilk örnekleri fresk, Çini sanatı ve minyatürün örnekleri Uygurlar döneminde var. Uygurlar kim tarafından yıkılıyor? Kırgızlar tarafından yıkılıyor. Uygurlarla ilgili genel olarak bilgiler bunlar. İşte din değişikliği, kendi adlarına alfabe, din değişikliğinin getirdiği değişimler, işte et yememek gibi. Yerleşik hayata geçmenin getirdiği kazançlar, tarım gibi, mimari eserler gibi. Bunlar genel olarak Uygurlarla ilgili bilinmesi gerekenler.